Yine hatırlatayım, menüde eksik yoktu, şükürler olsun. Bu hafta hiç kimse eksik menüyle çıkmadı karşımıza. Onun için 3'ten başlayacaksınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puanlar arasından 4 gündür kullanmadığınız bir tanesini seçmek durumundasınız. Buyurun yazabilirsiniz. Yine söylüyorum, hakkaniyetli olalım, adil puanlar verelim lütfen. Beğendiğimiz, beğenmediğimiz yemekleri tekrar düşünelim. Kıyaslama yaparken, mukayese ederken bütün bir haftayı, bugünü tekrar şöyle hızlıca bir kafadan geçirelim. Evet, bakalım Mertçe nasıl gelecek puanlar? Ay pardon. Evet, herkes yazdı ama Muazzez Hanım bekliyor. Tamam, çubuklardan kaç tane gelecek sana? Ne çubuğu? Yaz, rakam yerine şey yapıyor böyle bir ya. Evet, Muazzez Hanım da yazdığına göre açık olam için hazırız. Son kez soruyorum hanımlar. Şu an puanınızı değiştirme şansınız var. Emin olmayan varsa, tereddütü olan varsa şu an değiştirsin. Sonrasında çünkü başlayacak açık oylama. Çünkü büyük final. Herkes heyecanlı, damatlarınız geldi, bekliyorlar. Tamam mıyız? Herkes emin mi? Emin. Herkes emin. En düşük kaç bekliyorsun Mertcan? Herkese soruyorum. 3. Ama şimdi 2 de olabilir mi? 1, 2, 0 ya da. Yok, 1, 2 verilmez ya da 10, 15. Valla tadına göre ya en düşük bilmiyorum daha önceden ne verildiğini tam hakim değilim ama 4, 5, ya 5 bekliyorum en düşük ya. 5 bekliyorsun. En düşük 5. En yüksek kaç verirler sana? 10. Olabilir tabii, bekleyebilir canım. Bazı damatlarımız da 8'den aşağı beklemiyorum dedi. Evet. Onu da beklemek hakkı. Netice olarak lezzetleri beğendik. Bir iki ufak tefek şey dışında. Bakalım bu haftanın şampiyonu kim olacak? Ama önce Mertcan'ın puanları göreceğiz. Gülay Hanım 2 ile başlıyoruz. Buyur Gülay Hanım. Aç ve yüksek sesle söyle lütfen. 5. Aa. Ama elimde olsaydı diğer puanlarımı da gerçekten yükseltmek isterdim. Değiştik neden miydi? Elinizde değildi anla. Şeyden dolayı verdiniz diye mi daha? Evet. 10 verseydiniz. 9-10'luk da bir masa değildi ama elimde diğer puanlarım kalmadığı için tabii. Bunu ya verdim. Sizin düşünceniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, ne diyeceksin Serpil Hanım? Damadına 5 geldi. Yani düşük oldu. Evet. Bana göre. Çünkü ve emek var her şeyden yani önce. Yani emek var ama 9-10'luk da bir masa değildi. Diğer puanlarım da gerçekten elimde olsaydı yükseltmek isterdim 1-2 puan. Ufak tefek eksikler hepimizinkinde yani, vardı. Hepimizin damatlarında herkesin vardı. Hiç kimsenin bütün ufak yemekleri tefek olmuş değil. Aynen zaten öyle. Kimse 4-4'lük değildi. Puanım ama elimde kalmadı. Her şey derler hani çağlayken yedim bitirdim. Çağlayken yedim bitirdim. Olduğu için elimde olsaydı gerçekten verirdim. Teşekkür ederim. Yani düşünmeniz evet ya. Diyorsun. Bakalım yetecek bir şampiyonluğu ama. Fadime Hanım'dan geliyor şimdiki puanı Mertcan'ın. Buyurun Fadime Hanım. Benim puanım da 5. Çünkü şeyi çok seviyorum ben, tatlıyı. Şeyi de sevdim, köfte, ama köftenin içi gerçekten öyle. Çorbayı sevmedim. Salatayla sadece tatlıyı şey yaptığım için verdiğim. Yani afiyet 6'yı olsun kullanacaktım. 6'm yoktu. Kullandım. 8-9'luk da masa değildi. Eksikler sizin de vardı benim damadım gibi. Ya olabilir canım. Evet. Damak zevk sonuçta. Elinize sağlık, emeğinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Neden? Burada zaten böyle hani insanlar streste de böyle şey yapıyor ya. Evde yaptığı gibi olmuyor. Afiyet olsun. 8 alamaz mıydı yani diyorsun burası? Valla 8'lik 9'luk göremedim. Damadım gibi de eksik gördüm. Ama şimdi önlük üstünde, masada o düzgün çiçek yoktu. Onu ben olmuştu. Dün nasıl adil olmaya çalıştım. Bir önlüğe. Dur dur, Mertcan dinlemek istiyor efendim. Yok, bir sosa sinirleniliyor, bir önlüğe sinirleniliyor. Yok, sinirlenme değil. Hani ben de hani benim damadıma yaptılar ya, ben de size diyorum anladım, yani. Anladım anladım. Altım olsaydı verecektim. Altım yok. İşte elinize. Senin damadının da önlüğü üstünde i̇şte, duruyordu tamam, ben geldiğinde. Ben onu da diyorum. Ama elinize ben 7 verdim. Aa, ama benim altım da yoktu, şey, yedim de yoktu. 7 vermiş. Yoktu, ben 7 verdim size. 7'm yoktu, altım da yoktu. Kullandım. Muazzez Hanım'a yaptığım gibi 5'lik bir masa değildi. 5'i hak etmedi dedim. 9'dan yana kullandım. 8'im var, 9'um hani var, siz de öyle yapabilirdiniz var yani. Olsun, sağlık olsun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Lise Hanım'dan kaç puan gelecek? Eve götürsün falan. He, götüreceğim. Sizin gibi, ben de sizin gibi götürürüm, siz de götürürsünüz.
Buyurun Birsey Hanım. Benim puanım da 5. Hep 5. 5. Ben yani en az 5 bekliyorum demiştim değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle oldu, aynı benim 9'umla 10'um var. Yani üste çıkmış olsaydın 8'in üstüne ben inan ki verecektim. Ne yapmam gerekiyordu mesela? Ama işte o yemeklerle, o lezzetlerle. Yani sosu kendim mi yapmam gerekiyordu? Hayır, yani kıyaslandığı zaman emek, emek. Mesela diyorsun ya hani yetiştiremedim, zor oldu. İnan tabii, ki tabii. Hepsi aynı şeyi yaşadı. Tabii canım, ben hepsi de aynı şeyi yaşadı. O, hayır, buna ben rağmen emekten bahsetmiyorum çok ki. Fazla çeşit yapıldı. Çok fazla uğraşıldı burada. Yani herkes için söylüyorum. Ama puanlamayı yani, çeşit hayır, sayısına emekten göre vermedik Birsel Hanım. Ama lütfen değil, yani lezzetler de onlarınkinin üstüne çıkmadı. Çıkmadı. Üstüne çıksaydı onlarınkini verecektim. Lezzetler de çıkmadı. Benim zaten köftem pişmemişti. Pişmemiş ürün geldi yani. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Pişmemiş ürün geldi. Yani ben adaletli olduğuma inanıyorum ve çok da şu anda vicdanım rahat yani. Afiyet olsun. Peki son puan gelecek Muazzez Hanım'dan. Bir 5 de oradan vurursak iyi. Yarımıyla kapatırız. Benim puanım da var abi. Aa, sizin de mi puanınız? Tabii. Ben söylemiyorum, gizli. Birazdan öğreneceksin büyük finalde diğer damatlarla beraber. Buyurun Muazzez Hanım, son puan, haftanın son puanı geliyor damadımıza. 10 puan. Oo! Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya. Vay vay. Verdiğim çubukları hep kullandım. Altın gol. Hepsini bana saklamış. Küçük bir hatırlamış. Şey. Bu haftanın en yüksek puanını aldın. Muazzez 10 tüm verdi. 10 tüm sen almadı. Doğru. Annenin 9 vermişti, 10. Her şeyi beraber. Ama 9 verdiği için değil. Gerçekten bak, yanlış anlaşılmasın. Hani benim damadıma 9 verdiniz diye 10 verdim diye bir şey yok. Tabii canım. Ama beğendim, ben yedim. Hoşuna gitti. Evet, etim de pişmişti benim. Güzeldi, kenarının kıyısından. Makarna desem bizim de makarna için aynı sos, sıkıntı yok. Makarnayı normalde sevmiyorum ama bunu yiyorum. Peki. Afiyet olsun, çok sağ olun. Eline emeğine sağlık, 10 puan aldım. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet. Aa, İnan, ne güzel. Peki. Annemi arasam şu an kalp krizi geçirebilir. Çünkü hiç inanmıyordu. Annen de inanmıyor. Hatta gitme, ailemizi utandırma falan dedi. Orada. Ama ben de ama cidden ben beklemiyordum bu kadar güzel yapacağımı. Valla biz de hiç kimse beklemiyordu. Kendi sözün de dahil. Ama ben inanıyordum, annen de. İyi bir sınav verdin. Annene bence sordum. Eline emeğine sağlık. Ellerinizden öpüyorum. Evet. Çok güzel bir final olacağını düşünüyorum. Ya. Afiyet olsun. Damatlar Kayınvalideler haftasında büyük finaldeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.